Arkadaşlar merhabalar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Borsa İstanbul'un kapanış itibariyle genel değerlendirmesini yapmak istiyorum. Borsada yarına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün tabii borsada herkesin izlediği gibi son 1-2 saatte gelen satışlarla borsa yıkıldı arkadaşlar. Çok ciddi bir satış düzeltme geldi ve 7400 seviyesine kadar indi. Bugün 8100'leri gördükten sonra bu kadar satışın olması ve tahtalara da şöyle bir bakacak olursak neredeyse tabanları gördüler. Ana tahtalar, yan tahtalar hepsi hacimsiz olarak son dakikalarda gelen satışlarla. En düşüğü %5 arkadaşlar Turkcell. Genelde de bakın Koç Holding %5, Türk Telekom %7, Ülker taban. Yani çok tahta taban iki defa da devre kesti. Yan tahtalar taban. Şimdi normal koşullarda böyle bir düzeltme aşırı arkadaşlar, onu belirtelim. Şimdi endeks üzerinden yorum yapalım. Biz evet bugün kırmızı bir gün olarak değerlendirdik ama şimdi bizi yakından izleyenler evet kırmızı gün olduğunu söylediniz. Bu kadar düşüşü bekliyor muydunuz? Beklemiyordum arkadaşlar. Yani üst band, alt band çalışmasını bir günde yapacağı, biz dünkü hareketi bile aşırı değerlendirirken %3, 3,5'luk bir yukarı hamleyi aşırı değerlendirirken bir günde %8'e varan, bakın şu tepe noktadan aşağı kanalın altına kadar gelen satışı yani haydi haydi ciddi problem olarak değerlendiriyoruz. Tamam, orta vade için destek hattının 6400'den en önemli düzeltme noktasının burası olduğunu düşünüyorum. Ancak bir günde böyle bir düzeltmeyi yani çok makul karşılamadığımı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Hacimsiz de bir düşüş yaptı. Biz her ne kadar pozisyonlarımızı, risk algımızı 6400'e odaklı yapsak da şu bölgede realize olmuş olsak da makul düzeltme noktası arkadaşlar 7600, hatta daha üstü 7800'dü makul düzeltme noktası. Yaklaşık %2'lik bir düzeltme. Sonra yatay bant hareketleri. Daha sonra hafif bir yukarı hamle. Sonra ise ağır ağır süzülen bir endeksle geri çekilme makul olabilir arkadaşlar. Fakat biz şimdi bu aşırı hareketleri piyasada bir korku havasının ve panik satışla zincirleme satışların olduğunu düşünüyorum. Ayrıca dün de konuşmuştuk. Kısımda stop olan oyuncular burada gelen işte güçlü alımla beraber tekrar oyuna girmeleri ve tekrar onları stop ettiler arkadaşlar. Yani aşağıdan alıcı da çıkmayınca iki defa devre keserek ve %5 daha sonra da %2 daha ilave ederek %7, 7,5 tahtalarda %9 bir düşüşle bazı tahtalar hatta tepki bile vermemişti. Tepki vermeyen tahtaları da düşünün. Gene bankacılık falan. Tekrar yeni dibine geldiler. Yani endeks de yeni dip gördü arkadaşlar. Bakın şuradaki yatay bantın tam dip noktasına kadar, şu dip noktaya kadar gelmiş oldu. Önemli bir dip destek noktası burası. Eğer bu kanalı da yarın kıracak olursa, uzun satışlarla gelecek olursa 7000-6400'e kadar bu düşüş beklenebilir. Şimdi biz 6400 analizini ben ocağın 15'ine kadar, yani olabilecek senaryoda, negatif senaryoda yaklaşık 2-2,5 ayda süzüle süzüle bir düşüş beklentisi içerisindeydim. Ama onun öncesinde böyle bir hamle, yani bir kanal içerisinde, bir ayı kanalı içerisinde yukarı hamle bekliyordum. Yani bana soranlar, öncelikle onu belirteyim. Yani buradaki düşüşü tabii normal karşılamadığımızı, yukarı hamlelerin nispeten hani burada güzel bir tepki vermiş olmamıza rağmen o tepkinin işte kalıcılığını sürdürmemesi ve özellikle direnç noktasında satışların gelmiş olması bizim tabi yani çok da böyle beklediğimiz bir bu kadar bu derecede arkadaşlar beklediğim bir düşüş değildi. Her ne kadar bir düzeltme beklesem de bugün kırmızı gün beklesem de tekrar söylüyorum %2,5 civarında. Yani bizi videonun altına bugün atmış olduğum tamam tam düşüş başladığında bir video attım. Özellikle bu kısımdan ve destek hatlarını da söyledim. Arkadaşlar tebrik ediyorlar. İşte düşüşü yakaladın söyledin falan diye. Ancak bu yakalama kısmı arkadaşlar tekrar söylüyorum. %2,5, 3, bilemedim 4'tü. Yani %8'lik bir hareketin düzeltmesini işte yarısı %4'lük bir maksimum düşüş. Onda da 7600 hadi 7800 hadi çok abarttılar. 7700 bilemedin 7600'e kadar gelip oradan pin atarak yukarı doğru kapanış şeklinde olması beklentim, yani olabilecek en negatif senaryoydu. Böylece 7400'e devre kesecek kadar abartı satış, ancak korku panik havası içerisinde de oyuncuların sağına soluna bakmadan, makul fiyatları değerlendirmeden ellerine ne geldiyse tuşlara basarak, özellikle robotların hakimiyetiyle beraber
Vadeli piyasada altı boş olarak, hacimsiz olarak pat 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 aşağı doğru yönelişi şeklinde görüldü. Tekrar söylüyorum, bu satışlar aşırı arkadaşlar ve hacimsiz. Yarın yüksek ihtimalle gepli bir yukarı hamle, en az %2-2,5'luk bir tepki hareketiyle 7600-7800'e doğru ikinci bir hamlede yukarı olasılığı yüksek arkadaşlar. Kademe olarak şu şekilde de bir yöneliş sergilenebilir. Yani şu kısım bir V düzeltme şeklinde kalabilir. Makul olan bu düzeltme. Ondan sonra ise tekrar aşağı doğru bir eğilim söz konusu olabilir. En azından şu kısma kadar, yani 8000 hattına kadar kademe kademe ağır ağır bir yükselişin, tepkili bir yükselişin görülme olasılığı düşecektir de ondan sonra tekrar aşağı doğru süzülme olasılığının olduğunu düşünüyorum. Yani vade sonuna kadar bizim ilk tepkiyi aldık, ilk düzeltmeyi aldık ancak bu kadar aşırısını beklemedik. Bundan sonrası tekrar yukarı doğru değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Peki bizim bakış açımız neydi? Dün de söylemiştim. Altın pozisyonlarını artık tekrar arkadaşlar bu kadar hızlı, tabii de tekrar söylüyorum, beklemedik. Yani biz dün tedbirimizi almış altına geçmiştik. Bugün gün içerisinde de altına geçilmesi gerektiğini ifade etmiştim. Şimdi tekrar bir gün içerisinde tekrar altını bozdurup hepsini değil ama onu da belirteyim. Yani bir oran, bir dağılım var arkadaşlar. Benim portföyümde normalde arkadaşlar %50'lik kısım altındır. Full çakılı. %50'lik kısım da hissedir. Bu %50'lik kısmın da zaman zaman dün işte %20'lik, yani %50'nin kısmın sadece 10 birimini malda bırakmıştık. Dün de bunu belirtmiştim. 40 birimi ise, bu 50'liğin 40 birimi ise, yani sadece %20'lik kesim. 10 birim demek %20 demek. %20'lik hisse vardı. Bunu ise bugün kademe kademe doldurmak gerekiyordu. Yani onu yaptık ve bugün tekrar %50, hatta %60 seviyesinde, yani %40 altın, %60 hisse olarak tekrar portföy ayarlaması yaptım arkadaşlar. Onu belirteyim. Yani bir günlük altına geç. Altında %3, %4'lük bir primi yakala. 155 civarından altın al. 150, 160, 159 ve 160'tan da altını sat. Tekrar borsaya gir şeklinde çok hızlı hareketlere, biz de çok hızlı tepki vermek durumunda kaldık. Söylediklerim yatırım tavsiye değil. Benim kendi dağılımımı anlatıyorum arkadaşlar. Burada altını bu tip durumlarda sigorta olarak kullandığımı herkes biliyor. Yani bizim WhatsApp grubunda ve Zoom derslerinde arkadaşlarımıza ben gün önceden arkadaşlar şu kısımda altına geçiyorum ve size de aslında ara ara yapmış olduğum videolarda söyledim. Altına geçiyorum ve altının ne kadar önemli olduğunu borsa satışlar yediğinde, devreler kestiğinde, koca koca tahtaların taban yediğinde, yan tahtaların, çöp tahtaların taban serisi yediğinde altını bir sigorta olarak ve ne kadar kıymetli bir yan ürün olarak karşınıza çıkacağını o zaman anlayacaksınız. Ne kadar kıymetli olduğunu o zaman anlayacaksınız diye yorumlarımız vardı. Bugünlerde bunun önemini anlıyoruz arkadaşlar. Yani nakde ihtiyaç duyarken bir tarafta altının primlenmesi, borsanın ve ağırlık olarak da borsadaki miktar az, altındaki miktar çok olduğunda, altında bakın şöyle bir ayarlama yaptığınızda %50 altında, %10 hissede olduğunuzda hissedeki kaybınız %10, altındaki kazancınız %2 olursa hiçbir zarar etmemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Düşünün, bunu daha önce de açıklamıştım. Hisse tarafında %10'luk bir kayıp yaşasanız, altında sadece %2'lik oran dağılım açısından söylüyorum, %2'lik bir çıkış görseniz karşılığında hiçbir şey kaybetmemiş olursunuz. Altın bütün hisselerdeki kayıplarınızı telafi eder. Elinize geçen o kalan kısımdaki nakdinizi de düşen fiyatlardan, daha ucuz fiyatlardan hisseyi aldığınızda ise orta uzun vade kazanmak üzere iyi bir yatırım yapmış olursunuz. Çok derin düşüşlerde de altını kademe kademe bozdurup tekrar hisse tarafına geçmek en doğru, en cazip portföy ayarlaması olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Biz tabii kritik durumlardan dolayı altındaki ağırlığımız yüksek yüksek arkadaşlar. Hala da yüksek. %50, zaman zaman %60, yani portföyün %60'ı, hatta şu bölgede %80'e kadar altın ayarlamak, altın portföyün %80'in altında bulundurmak, nakit tutmak yerine, altını zaten biz nakit olarak düşünüyoruz, tutmak en sağlıklı yöntemdi. Ve bu düşüşte de borsa düşerken altının tam tersi yukarı doğru yönelmesi, altında %12'lik bir prim, borsada da %15'lik bir düşüş, karşılığında da %25'lik bir kazanç anlamına geldi arkadaşlar. Onu belirtelim. Şimdi bundan sonra ne olur tekrar açıklıyorum. Yani yarın benim genel değerlendirmem, borsanın gepli açacağı ve yukarı yönlü, ağır ağır da olsa yukarı yönlü gidişatın, bugünkü kayıpların bir kısmını telafi edecek gidişatın
görüleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu hareketi tekrar söylüyorum, aşırı bulduğumu ve piyasanın bu hareketini biraz korkuyla, panikle, her ne kadar teknik gösterge düşüşe işaret etmiş olsa da şu bölgede, ya bu kadar satış aşırı arkadaşlar. Şimdi ne yaptı? İkili bir dip yapmış oldu. Göstergeyi, RSI'yi biraz daha rahatlattı arkadaşlar. Bu satışlarla birlikte göstergeler daha da aşağı gelmiş oldu. Şimdi bundan sonraki süreçte borsa şuradaki desteğinde bir şart cümlesi koyalım. Buradaki desteğinde tutunacak olursa, 7400 desteğinde tutunacak olursa kademe kademe yukarı doğru kısa vadede olsa bir yükseliş hareketi içerisinde olacaktır diye tahmin ediyorum. Burayı eğer kıracak olursa ise bir alt kanal arkadaşlar, 6400'e kadar gidecek olan maalesef negatif bir senaryo söz konusu olur ki o zaman da borsanın uzun zamandır yapmadığı, düşmediği bir düşüş trendi içerisinde hareket edeceği ve maalesef kolay da toparlayamayacağı ve tahtaların da uzun soluklu bir taban oluşumu, çünkü bu kadar satış olacak olursa uzun soluklu bir taban oluşumuyla karşılaşacağı gibi negatif bir senaryo var, ama bu negatif senaryonun şimdilik arkadaşlar çalışacağını düşünmüyorum. Anormal bir durum olmadıkça. Ha, anormal bir durum olur. Açıklamalar çok negatif gelmeye devam eder. Borsadaki panik devam eder. Ve birileri, yani şu çıkışı sürdüren, götüren güç aşağı oynamaya karar verdiyse, o zaman bu trendi nasıl götürdüyseler bu düşüş trendini de o şekilde sürdürürler. O yüzden de bana soran arkadaşlara tekrar söylüyorum. Altını ben sigorta olarak kullanıyorum. 6400'e kadar olası düşüşlerde altın portföyümdeki %40'lık altın portföyümün %40'ını bunun için sakladığımı ve bugün bu dip itibariyle kapanışa doğru son bir saatte hisse miktarımı %20'den tekrar arkadaşlar %60'a, %20 %30'daydık bugünkü geri çekilmelerde. Özellikle son kısımdaki bu panik satışı fırsata çevirme adına, en azından hacimsiz düşüşlerde tabanlardan alma adına alımlar yazılmış ve bunlar geldi arkadaşlar. Onu belirteyim. Borsaya yeni girmiş olan arkadaşlar da üzülmesinler. Canları sıkılmasın arkadaşlar. Çok kaybedeceğiniz zamandır. Ancak doğru tahtalarda, ederi olan tahtalarda ve katlamış, onlarca kat gitmiş tahtalardansa, işte güçlü tahtalarda pozisyon aldığınız takdirde endeksler arkadaşlar devamlı yükselmek zorundadır. Ve yükselirler, kaybedeceğiniz zaman olur. Bundan 3 ay, 6 ay sonra 2024'te yeni zirve arayışı içerisinde 14.000 endeks hedefim var arkadaşlar. Merak edenlere, soranlara bunu anlatayım. Bugün, bu hafta zaten eğitim çalışmasında 2024'ün hedeflerini de tahtalarını da açıklayacağız, söyleyeceğiz. Bunun çalışmasını hep beraber arkadaşlarımızla borsa kampında yapacağız arkadaşlar. Şimdi size şunu belirtmek isterim. Benim yapmış olduğum eğitimler hep borsanın bu şekilde sert satış yediği dönemlerde olmuştur. Özellikle bana daha önce eğitim veriyor musunuz diye soran, bu trend esnasında soran arkadaşlara borsadaki düşüşü bekliyorum. Bu da büyük ihtimalle Ekim ayında olacak. Bizim eğitimimiz Ekim'de olacak diye. Genelde de Ekim ve Mayıs aylarında ben yılda iki defa, iki zaman dilimi içerisinde eğitim çalışması yaparım. Aralarda eğitim çalışması yapmıyorum arkadaşlar. Çok istisna. Talebe bağlı bazen yaptığımız olur. O da Viyop'ta yine algoritmaların yazılmasıyla belki söz konusu olabiliyor. Onun dışında yapmıyorum. Şimdi bunu özellikle, yine bu eğitim çalışması yine dibe geldi arkadaşlar. Yani bu hafta daha önce arkadaşlarımıza da söylemiştim. Biz eğitim çalışmalarını borsanın satış yediği ve dip gördüğü dönemde yaparız. İki hafta içerisinde arkadaşlar borsa tabanı oluşturur ve döner. Şimdiye kadar hep böyle oldu. Arkadaşlarımız da biliyorlar. 4-5 yıldır eğitim çalışmaları yapıyorum. Yaptığım bu 4-5 yıllık süre içerisinde de özellikle borsanın en kritik olduğu, en sıkıntılı olduğu, morallerin en bozuk olduğu zamanda yüz yüze eğitimler ile doğru tahtalarda pozisyon almak, tekrar bir portföy ayarlaması yapmak ve yatırımcılara kısa zamanda borsa geri dönüş verdiğinde kazançlı bir şekilde çıkmasını sağlamak bir çeşit görevimiz oldu arkadaşlar. Onu belirtmek isterim. Söylediklerim yatırım tavsiyesidir arkadaşlar. Son hatırlatmalarımı da yapayım. Bu hafta eğitim kampında 2 kişilik kontenjanımız kaldı. Katılmak isteyen arkadaşlarımız psikolojiakademi@gmail.com ya da serifbey@gmail.com'a mail yoluyla başvurabilirler. Şehir dışından katılacak olan arkadaşlarımızın konaklamaları bize ait olacak. 2 günlük, işte cumadan giriş yapacak olan arkadaşlar için de yine 2 gece 2 günlük güzel bir eğitim artı tatil tadında bir eğitim tabi. Bol sohbetli bir eğitim çalışması olacak. Katılmak isteyen arkadaşlarımızı bekleriz arkadaşlar. Biz de olacağız. Biz de eğitim merkezinde yine
konaklayacağız. Dolayısıyla arkadaşlarımıza uzun bir borsa sohbeti ve borsa maceralarını anlatacağımız ve 2024 model portföyü ve yapısal analiz modelinin işte bu çıkışlar, bu düşüşler, bu kanallar nasıl oluşturuluyor? Beklentiler, ana beklentiler nasıl bir değerlendirme yapılacağı? Orta uzun vade hedeflerin nasıl olacağı? Piyasadaki akıllı paranın izinin ne olacağı? 2024 yılında borsada bizi nelerin bekleyeceği? Emtia fiyatlarında neler olacağı? Dünya piyasalarının hangi yönde akacağı? Bunlardan bahsedeceğimiz bir eğitim çalışması olacak. Gayet güzel, çok keyifli olduğunu da belirtmek isterim. Aynı zamanda bir terapi oluyor arkadaşlar. Yatırımcı psikolojisine de burada değinmiş olacağız. Herkese iyi akşamlar diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Canınızı sıkmayın. Yarın ola, hayrola diyelim. Allah gönlünüze göre versin arkadaşlar. Söylediklerimiz yatırım tavsiye değildir diye tekrar hatırlatmak isterim. Hoşçakalın.